Selamlar. Bak Onur Naci yapmış bunu. Burada anlatıyoruz hızlı. Robar yapay zeka yine çok problem hallere geliyor efendim. Benim. Neden? Çünkü ses klonlayabiliriz. Bir ünlünün sesini klonlayabiliriz. Bir tanıdığımızın sesini klonlayabiliriz. Herhangi birinin sesini klonlayıp şarkı da söyletebiliriz. İstediğimiz bir cümleyi de söyletebiliriz. Adam bakmış furya var. Burada bütün sistemi öğretmiş ama. Artık öyle bir döneme geldik ki ne gördüğümüz ne duyduğumuzun gerçek olmadığını ayırt edemeyeceğiz. Edersin. Bunu nasıl yapabiliriz abi? Şu an için edersin. Bu videoda çözümlüyoruz kardeşim. Oh be, kurtuldun be. Şimdi bu videoda programı indireceğiz. Klonlanmış sesleri nasıl atarız onu öğreneceğiz. Bu seslere... Ya bir egzotikaya girerim ha. Ses kaydıyla bir şeyler söyleteceğiz ve şarkı söyleteceğiz abi. Yok ya. İçerisinde birden... Bak linkini atayım da gerçi attı olmuş ama dinlemek isteyenler dinlerler. Fazla bilgi olacak ama bu videoda modellenmiş sesler kullanacağız. Eğer ki bir arkadaş... Burada benim sesimi kullanarak bir şeyler yapmış da ona bakacağım. Kızın sesini kullanıp onu troll için veya başka malzemeler için kullanmak isterseniz bir ses nasıl klonlanır, bu bambaşka bir eğitim olur. Bunun için atıyorum 30 bin like atarsınız bu videoya. Gel. Lan şimdi küfür edeceğim. Çünkü izlenecek bir içerik bu. Bir sesi nasıl klonlarız, bu birazdan meşakkatli bir yol, onu öğreniriz efendim. Bilgisayara geçiyoruz bropalar. Şimdi Google'a RVC GUI yazdık. RVC GUI. RVC GUI'ymiş. GitHub çıkıyor zaten, aşağıya linkini de bırakırım. Burada Releases bölümüne tıkladığımızda zaten görebiliriz bak. Windows Package diyor. Ne diyor işte, en son 25 Mayıs'ta güncellenmiş. Tamam, programımız bu. En son... Gidecek ömür ahvali. Şimdi zip dosyası açılana kadar da bakalım. Burada zaten sizde bilgiler veriliyor, test edilmedi falan diyor. Aslında biraz garip bunlar ama. Neyse, ekran kartınızı kullanan bir yapay zeka modeli. Yine de hızlı çalıştığını düşünüyorum. Bilmiyorum benim bilgisayarım iyi diye mi? Ama hızlı çalışıyor. O gözlüğümü bir sileyim. Oh be. Şimdi burada RVC GUI Package diyor. Klasörün içine tıklıyorum. Bilgisayar böyle traktöre döndü. Şimdi bu bayağı kanser edici Allah biçimde ya. Çalışıyor. Yani içerisinde böyle dosyalar var. Biz bunu şöyle yapacağız. Dosyamıza sağ tıklayacağız. Bu kısımlara bakarsınız siz. Hani programın nasıl kullanıldığı ile ilgili yorumlara. Biz başka sesler kullanmak istiyoruz. Türk insanların seslerini kullanmak istiyoruz. Ehab diye bir şey bak. Şimdi burada vokal modelleri diyor işte. Voice Models diyor. Burada bir sürü model var. Yani herkes bir şeyler çıkarmış. Ne bu? Biz buraya Türk yazacağız ve Enter'a basacağız. Türk. Ne diyor? Mabel Matiz, Turkish Singer, işte Ümit Özdağ, siyasetçi, işte Recep İvedik, Hazal Kaya, Simge Sağan vesaire vesaire. Lucifer Michaels'ın falan var da. Kılıçdaroğlu'nu kankim. Üzerine tıkladığımızda mesela diyor ki Kılıçdaroğlu'nu buradan indirebilirsin diyor. İnsanlar da burada zaten ses örnekleri bırakmış bak. Bütün ki tutulmuşum, duyuyorsun değil mi? Böyle bir şey atmış. Bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup. Yani güzel modellenmiş gibi gözüküyor abi. İstersek buraya mesela El Ryan yazalım. El Ryan'ın da mesela böyle bir klonu var. Sesinizin daha iyi olmasını istiyorsanız yani çok... Mesela El Ryan'ın daha iyi modellenmiş bence. Daha kusursuz görünüyor. Buradan da tıklayıp indirebilirsiniz. Sonra zip dosyaları inecek. Güzel. Bunları import model from zip diyor. Buna tıklıyorsun. Elimde El Ryan zipi var. Bir de Kemal Dede zipi var. Böyle yüklemiş. Buradan El Ryan zipini iki kere tıklıyorsun. Kemal Dede zipini iki kere tıklıyorsun. Ve model import edilmiş oluyor. Ben daha öncesinde zaten Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses de yüklemiştim. Bunları beğenmedim açıkçası. Kendim modellesem daha iyi modellerim gibi düşünüyorum. Ama sonuç olarak çok fazla data verdim. Vermeniz gerekiyor abi. Burada El Ryan'ı seçip El Ryan'a bir şarkı söyletmek istiyoruz. Şimdi bunun için El Ryan için bir audio file istiyor. Şimdi kanka ben burada başka bir şey öğreteceğim sana. El Ryan'a Nobir'in bir şarkısını söyleteceğim. Ben Nobir'in Beni Duy şarkısını acayip beğeniyorum. Gece eve gelemeyen adamlardan, serserileri seven kadınlardan. Bunu indiriyorum. MP3 olarak indirdim. Sonra vocalremover.org. Bunu ta askere gitmeden önce... Bu şey arkadaki vokalle sesi ayırıyor burada ilk sizlere başta. Sizlere anlatmıştım bu siteyi. 2 yıl falan oldu herhalde. Ama bende battı çoktan masayı. Browse My Files bölümüne tıklıyorsun. Ve dosyamızı seçtik, yükledik. Şu an kopyalıyor. İşleniyor diyor. Yaklaşık 1 dakika falan sürüyor ve AI process diyor. Yani... Videonun adı ne? Yapay zeka korkunç bir hale geldi. Anlatayım. Yani güzel çalışan... Geçen gün çok soruyordunuz bunu nasıl yapıyorlar, nasıl yapıyorlar diye de ben de denk geldim, izliyoruz işte, ben de merak ettim. Bunun gibi başka sitelerde var. La 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 diye bir site falan vardı işte bununla yani. Vocal remover free falan yazın Google abi. Tukan bu kadar uğraşacakları senden güzel rica etseler sen zaten söylerdin. Evet, şimdi ben ne yapıyorum? İnsanlar bunu yapıyor. Hepinizin kulağına bunlar tanımlanacak. Boktan o halleri. Ben bir gün bir çıkartacağım parçaları gerçek sesimle. Diyeceksiniz ki wow...
Amına koyayım diyeceksiniz. İşte o taktik bekliyorum şimdi. Bir tonla site çıkacak. Ne işe yarıyor bu siteler görelim. Mesela diyor ki müzik ve vokal. İkisini de kapattım. Play'e bastım, hiçbir şey çalmayacak. Sonra müziği açtım. Sadece altyapı çalıyor. Oğlum sırf bile şu bilgi bile çok iyi lan. Ben bazen karaoke falan yapmak istediğimiz durumlarda nasıl bulacağım lan ben bunu diyordum. Bak güzel bir yöntem. Müziği kıstım. Hatta çalarken müziği kısıp vokali açayım. Balıklardan, gece eve gelemeyen adamlardan, serserileri seven... Harika. Şimdi geliyoruz. Burada wow, formatı çok iyiymiş lan. MP3 yapalım. MP3 yeterli. Save dedik. Vokal wow. dedik indirdik. Elrain için vokal dedik. Bir de müzik diyelim. Elrain için vokal, Elrain için müzik dedik. Programımıza dönüyoruz. Bak şimdi burada audio file'ı yükle diyor. Diyor ki dönüştürmek istediğin sesi bak. Elrain söyleyecek. Elrain neyi söylesin? Sen bir ses kaydı da verebilirsin ama ben buraya sadece Nobir'in vokalini vereceğim. Elrain için vokal dedik. Tamam diyor ki hangi formatta, hangi metotta yapsın bunu? Burada Harvest ve Creep'i ben sanırım en başarılı olarak buldum. Creep sadece daha az kastı bilgisayarımı. Bu yüzden aşağı yukarı aynı kalitede çıkardığı için Creep'i biraz daha mantıklı buldum. Ama Harvest'da belki başka seslerde daha güzel sonuç. Harvest çok güzel ya. Kuşlar verebilir. Buna şimdi Creep dedik. Altta Creep Hop 128 olarak kalıyor. Pitch diye bir şey var. Sen Allah belanı vermesin. Zıkkımı kökünü yiyesin. Alizade'nin bir vokalini aldım. Bu bir kadın vokali. Sen bunu Eldrain'e söyletmek istiyorsun. Yani bir kadın vokalini erkeğe söyletmek istiyorsan burada pitch bölümünü -12'ye çeviriyorsun. O yemez. Tam tersi oldu. Alizade'nin vokalini klonladın. Ama sen atıyorum Ahmet Kaya'nın şarkısını Alizade'ye söyletmek istiyorsun. Burada artı 12 yapıyorsun yani tam tersi işlem. Biz burada herhangi bir artı x yapmayacağız. Çünkü no bir erkek, Elrain erkek. Allah Allah. Burada pitch'i 0 olarak bırakıyoruz. Sonra convert dedikten sonra hızlıca diyor ki işte convert ediliyor bakalım. Yani yaklaşık 5-10 saniyede bizim bu işlemi 60. ayın hayırlı olsun kardeşim. Bizi tamamlayacak. Zaten aşağıda da yazıyor bak bitti zaten. Harvest and Creep diyor en kalitelileridir diyor ama daha yavaş metotlardır diyor. Diyor ve PM de diyor ki işte daha hafif ve hızlı metotlardır ama daha düşük kalitelilerdir diyor burada. Abi yanına böyle bir adam alacaksın iş ortaklığı olarak sosyal medya için sırtın yere gelmez. Bu adamlar her şeyi biliyorlar. Bazen açıp Reels'lardan bakıyorum Instagram'da full önüme düşüyor. O kadar çok güzel bilgiler veriyorlar ki kaydetmeye yani kaydettiğim zaman da dönüp bakma huyum yok benim. Şey yapıyorum. SS alıyorum. Tips olarak trikler yani ipuçları olarak yazmış. Burada output pet olarak da yani çıkış yolu olarak da yine aynı yeri gösterdi. Çok çünkü faydalı bilgi var. Vokal RVC 1 dosyası diyor. Aha da bu. Dinleyelim. Ardan hayat var dediğin sokaklardan havada geberen martılar. Çok iyi. Tamam çok başarılı. Şimdi müziği de... Bir götüm bir utanma geliyor bana. Niyeyse yapay dosu bir utanma geliyor. İndirdik. Geliyoruz. Herhangi bir program. Premiere olur. DaVinci olur. Bir şey olur zırt zibil. Adobe Audition'ı açtık. Birinci kanala Eldrain için müzik dedik ya. Altyapıyı indirdik ya siteden kanki. Altyapıyı atıyorsun. Birinci kanalda altyapımız var. İkinci kanalda Eldrain için vokal var. Bu No 1'in. Attığımızda, şarkıyı çaldığımızda... Serileri seven kadınlarda... No 1 çalacak haliyle biz Elrain'in çalmasını istiyoruz. Tamam. Elrain'i de 3. kanala atalım. Şimdi bak bu da Elrain. Sokaklardan. Şimdi bunu sil şimdi onu. Baştan aşağı bir dinletelim. Serserileri seven kadınlardan. Beni duy geride kalanlardan. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi Elrain konusunu anladık değil mi? İlk önce şarkıyla beat ayırdık. Sonra vokalimizi ne rahat iş ya. Altyapıyla yani beatle Elrain'i birleştirdik. Bu kadar. Sadece minimal. Bu kadar. Kordilan tam rap piyasasına girmeyi düşünüyordun. Alan buna koyayım şimdi. Herkes rapçiye. Peki Kılıçdaroğlu'nun sesine bir şey söyletmek istersek ne yapıyoruz? Çok basit. Ya bak normalde site. Hadi siteden çıkmayalım. Recorder. Yes de yes. Diyor ki ses kaydetmek ister misin? Tabii ki isterim. Şimdi record'a basalım. Sesimizi bak bu da çok iyi işte. Merhabalar. Ya, ben Kemal Kılıçdaroğlu. Bu aslında iyi de değil. Bu çok boktan bir şey de hadi bakalım. Merhabalar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Merhabalar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. En sevdiğim YouTuber Onur Naci Öztürkler. Vallahi de billahi de Öztürkler. Buradayım be buradayım. Onur Naci Öztürkler izliyorum. Başka da ne diyelim? Bana sürekli istifa diyorlar. Ben niye istifa edeyim canım? Fatih Terim istifa etsin. Böyle saçmaladık. Hayır, okey. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu söyletmek istiyoruz. Merhabalar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Merhabalar.
Ben Kemal Kılıçdaroğlu. İlk başta yüksek alçak söyledim. Sadece şunu anlamaya çalışıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun modellenmiş sesine hangisi daha fazla duyacak? MP3 olarak kaydet dedim. Kemal ses yazdı. Şimdi geliyoruz. Brovs. Kemal ses tonu da çok önemli. Buradan da Kemal Dede isimli ses seçiyoruz. Ben yazmadım. Modelleyen öyle yazmış abi. Sonra siyasi olmasın. Pitch olarak 0. Çünkü benim sesim erkek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi erkek. Convert dedim ve hızlıca şimdi convert ediyor. Merhabalar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Merhabalar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Merhabalar, ben Kemal Kılıçdaroğlu. İlk de bak, üçüncü de mesela kötü olmuş. En sevdiğim YouTuber vay Onur Naci Öztürkler. Vay amına koyayım ya. Vallahi de billahi de Öztürkler. Buradayım be buradayım. Onur Naci Öztürkler. Onur Naci. İzliyorum. En sevdiğim YouTuber. Başka da ne diyelim? Bana sürekli istifa diyorlar. Ben niye istifa edeyim canım? Fatihlerim istifa etsin. Böyle saçmaladık. Ya çok güzel oldu. Aslında var ya biraz... Vay amına koyayım ya. Az daha. Şimdi ben enerjik söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 75-78 yaşında bilmiyorum. Bir adam yani. Ha, onun enerjisinde de söylesem kendi sesimi inanılmaz bir sonuç çıkabilir gerçekten. Çok eğlenceli. Dediğim gibi biraz tehlikeli. Biraz tehlikeli. Ve ben bu tehlikeyi öğretmek için elimden geleni yapıyorum. Gerçi ne, zaten öğrenilecek yani. Ama sizler için yapay zekaya ses klonlamayı bu şekilde öğretmiş oldum. Çok basit değil mi kanka? Onur Naci Öztürkler böyle şeyleri basit anlatmaz mı kardeşim? Senin? Onur kardeşinden. Abi. Ya var mesela benim bazen Photoshop'ta uğraştığım saçma sapan şeyleri bazen önüme çıkıyor mesela. Ya bunu böyle mi yapıyorsunuz gerizekalılar? Bunu böyle yapacaksınız diye tek tıkla yapıyor böyle ben. Titreme geliyor, çok kötü ya. Teşekkür ederim kardeşim. Bunu bize öğrettiğin için. Akşam boş bir anımda oturup tanıdığım herkesi abuk subuk konuşturacağım.